Her neyse. Şimdi bu taşlar meselesi de önemli. Çünkü evet. Türklerde de taş var. Evet, evet. Bu Yahudilerin günümüzde mezarlıklara bıraktıkları taşlar da evet. Burada bir prototip megalitlerden bahsediyorsunuz. Yani evet, sembolik evet. bir şey bu taş meselesi. Evet, evet. Onu da anlatalım. Çünkü evet. atalar kültürüyle ilintili. Doğru. Burada bir şey söyleyeyim yani yine konumuzdan hiç sapmadan. Gerçi ben genelde konudan sapmam ama yine de sapabiliyorum yani hiç belli olmaz yani. Şu, şimdi primitif bir toplulukta ve hala günümüzdeki primitif topluluklarda ve çok erken dönemlerde paleolitik, neolitik neyse. Mesela bugün işte Necmi Hoca'nın yaptığı kazı Karahan Tepe'de bulunan yeni bir iki mekan falan ben tabii gördüm oraları. Necmi Hoca ile de muhabbetim olduğu için veya literatürü zaten takip ediyorum. Bir alanın bende bıraktığı izlenim, literatürden zaten çok iyi bildiğimiz bir şey şu. Primitif topluluklarda şöyle bir diyeyim, ruh anlayışı var ve bu ata burada bir yere oturacak. Şimdi bir kere bir, her şeyin bir bireysel ruhu var. Yani sizin ve benim ve buradaki bütün arkadaşlar, bir kabilenin o bireysel ruhları var, bu doğru. Fakat bir de kabilenin personel olarak yani bir kişiliği olarak var, ontolojik bir kişiliği olan yani bir de kabile ruhu var. Mesela bu ayırım, mesela ben kitapta sadece o örneği vermiştim ama çok yaygın. Bu Hindistan'da şey vardır, kafir denilen, Müslümanların kafir hı hı. dediği, Büyük İskender'den kaldığı varsayılan böyle enteresan bir kültür var. Hindistan'ın kuzeyine, Keşmir civarında ya da benzeri yerlerde çok az sayıda kalan. Bu Jaintia mı? Yok, Jaintia değil. Jaintia konuyla ilgili ama şey kafirler bugün herhalde 10-15 bin kişi kadar kaldı. Böyle mavi gözlü sarışın enteresan Hintlilerle hiçbir alakası olmayan bu yüzden de problematik olan ha. bunlar kimden kaldı? Büyük İskender'den ha. mi yoksa Hint Avrupalıların orijinal ataları mıdır hikayesinin olduğu? Kafiristan. Kafiristan bölgesinde yaşayan bir takım Hunzalar falan bir grubu onların Hunza diye falan biliniyor. Şimdi bunlar da çok fazla net de o yüzden o örneği aldım ben kitaba yani. Şöyle hikaye, hepimizin bir ruhu bir de ama kabilenin ortak ruhu var. Hı. Kabilenin ortak ruhu da mutlaka ölmüş olan bir atanın ruhundan ruhuyla ilişkili. Bunun anlamı şu, niye Karahan Tepe dedim şimdi onu söyleyeyim. Mesela primitif topluluklarda en yaygın ritüel veya en detaylı bildiğimiz ritüel inisiyasyon ritüelleri denilen. Bugün Türkiye'deki insanların da az çok Allah'tan hani Göbektepe bulundu da bunları konuşmaya başladı insanlar yani. İnisiyasyon ritüeli denilen ritüeller çok yaygın. İnisiyasyon ritüeli şu, belirli dönemlerde yaşın getirdiği belirli dönemlerde veya durumların, konumların, pozisyonların getirdiği belirli dönemlerde siz toplumun önünde bir takım ritüeller yapmak zorunda, inisiye oluyorsunuz yeni bir sürece. Mesela buradan baktığınız zaman işte sünnet bir nevi inisiyasyondur. 12-13 yaşında erişkinlik dönemine gelmeniz bir nevi inisiyasyondur. Bunların biyolojik yanı da var, sosyolojik yanı da var falan. Sağlık açısından da. Onda hep pek çok şey ekleniyor yani. O inisiyasyonların yapılmasının gerekçesi sizin kabilenin ortak ruhuna katılmanız gerektiğinden dolayıdır. Yani siz o inisiyasyonları yaparken kabilenin ortak ruhu olan ve bir ölmüş olan bir ata tarafından temsil edilen ruha dahil olmanız gerekiyor. O inisiyasyonlar olmadığında öldükten sonra yaşama şansınız olmayacak çünkü. İşte böyle bir ikili ruh inancı var bütün primitif dünyada. Karahan Tepe'de yeni bulunan o ritüel alanı denilen, haklı olarak tanımlanan yer de çok büyük ihtimalle zaten bununla ilgili bir yer yani. Ata, bazı atalar hiç olmazsa, kabilenin aynı zamanda ortak ruhunu temsil ediyorlar. Ve onun onayını almadığınız zaman öldükten sonra gittiğiniz o dünyada var olamıyorsunuz. Bundan dolayı ölmüş olan atalar ve kabile inanılmaz derecede iç içe geçmiş durumda. Zaten bundan dolayı yine işte Çatalhöyük'te olduğu gibi çevrenin, yani Anadolu'da pek çok neolitik, kalkolitik ne varsa yani veya dünyada yani şimdi biz Anadolu diyoruz ya dünyanın her yerinde neredeyse model aynı. İnsanların ölülerini genellikle evlerinin altındaki sekilere veya yana veya çok uzağa olmayan mekanlara koyuyor olması zaten bununla ilgili. Çünkü ölen atalarla birazcık sürekli temasta kalmanız gerekiyor.
onun ruhu liminal eşiğin ötesinde olsa bile beden olarak bu dünyada bir şekilde onu yaşatmak da zorundasın. O yüzden de kemikler üzerine modifikasyonlar falan yapılır. Kemikler üzerine şekil değiştirmeler. Çünkü ölünün bir şekilde kemik ya da bir parçasının bu dünyada kalması ve yaşaması da gerekiyor. Ruhu her ne kadar öbür tarafa gitmiş olsa bile. O yüzden hanımefendi durum budur. Yani ataların bir şeyle, kabileyle ilişkisinin temel mantığı böyle bir şey yani. Evet. Şimdi söylediğiniz örneğe geri dönebiliriz. Tamam. Bu açıklamayı yaptık. Teşekkürler. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra ilk sorumuzu tekrar hatırlatıyoruz. Evet. Sümerlerin meşhur destanının ismi nedir? İlk sorumuzdu. İkinci sorumuz da şu. Madem Mezopotamya'dan bahsediyoruz, günümüzde Mezopotamya en çok hangi ülkenin sınırları içinde kalmıştır diye soralım. Yazmanızı da rica ederim ki kitaptan istiyorsanız.